Öyle ip adı de buraya koydum. Aa, buradan notlarıma bakarım falan diye rahat rahat. Güzel oldu, hoş oldu. Başlayalım. Allah. Elimle tutmakta olduğum bu akıllı telefon tam 4 yıl pil garantisiyle geliyor. Benim de daha önce hiç deneyimlemediğim bu garantiyle gelen Vivo V30 bizlere neler sunuyor? Bu videoda hep birlikte yakından bakalım. Öncelikle cihazı kutu içeriğiyle başlayalım isterseniz. Vivo V30 gerçekten zengin bir kutu içeriğiyle geliyor sevgili arkadaşlar. Kutu içeriğinde bizlere şarj adaptörü, telefon için bir kılıf, ekran üstüne ekran koruyucu ve tabii ki telefon da karşılıyor sevgili arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve devam edeyim arkadaşlar. Bu akıllı telefon ekranı özel bir ekran arkadaşlar. Vivo tarafı için yenilenmiş ve daha yeni teknolojilerle bizlerle buluşan bir ekran paneliyle geliyor Vivo V30 ve bu ekrana baktığımız zaman 6.78 inçlik bir burada viziri büyüklüğe sahip AMOLED yapıda bir panel karşılıyor. Bu panel 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip arkadaşlar ve yine burada 2800 nitlik inanılmaz bir parlaklık seviyesine çıkabilen ekran paneli bizleri karşılıyor. Bu yıl gerçekten bu akıllı telefon üreticilerinin ekran paneli nitleri beni çok etkiliyor arkadaşlar. 5000'i gördük, 6000'i gördük. Bu seviyede 2800 niti görüyoruz ki bu seviyede çok göremeyiz bunları. Gerçekten sizler için çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Bunun özellikle güneş altında kullanımlarda nit seviyesi, parlaklık seviyesi çok değerli bu akıllı telefonlarda ki bu cihazda da bu mevcut. Gelelim ekran yenileme kısmına ise. Ekran yenileme kısmı parlaklık seviyesindeki yükseklik ve genel olarak bu ekran deneyimine baktığımız zaman renklerin doğruluğu, canlılığı, parlaklık açısından da sizi üzmeyecek bir ekran olduğunu hepsini topladığımızda Vivo V30 ekran konusunda benden geçer not almayı başardı sevgili arkadaşlar. Ekran anlamında sizi üzmeyecek bu akıllı telefonun performansı tarafına baktığımızda ise burada bizleri farklı bir işlemci modeli karşılıyor. Benim de daha önce test etme fırsatım olmadı ama test ettiğim zaman da memnun kaldığım bir işlemci modeli bu akıllı telefonla görev yapmakta sevgili arkadaşlar. Snapdragon 7 Gen 3 modeli bu cihazda görev yapıyor. 7 Gen 3'ün ne özelliği var derseniz, neyi farklı derseniz, 4 nanometrelik bir üretim süreciyle geliyor bu akıllı telefondaki işlemci. Şimdi artık 4 nanometrelik üretim süreciyle üretilen işlemciler bu fiyat seviyelerine kadar inmeye başladı arkadaşlar. Bu da sizlere çok daha düşük bir pil tüketimi, çok daha yüksek bir performans sağlamasını sağlıyor akıllı telefonların. Bu açıdan çok değerli, daha yeni nesil üretim teknolojileri üretilmiş işlemcilerin orta seviye cihazlarda da yer alıyor olması bence çok değerli diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Burada Geekbench skorlarına baktığımız zaman zaten Snapdragon 7 Gen 3'ün sunduğu performansı da net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Cihazda 256 GB'lık bir depolama bulunuyor. Bu depolamayı herhangi bir şekilde arttırmanız mümkün değil sevgili arkadaşlar. Cihazda bir sim kart desteği bulunuyor. 12 GB'lık bir fiziki, 12 GB'lık da bir sanal RAM bulunuyor. Toplamda 24 GB'lık bir RAM bu akıllı telefonda görev yapmakta sevgili arkadaşlar. Performansta yaşanacak anlık dar boğazlar vesaire de bu RAM kapasitesiyle ortadan kalkmış oluyor diyebilirim sizlere. Yaptığım oyun testlerinde Vivo V30 kesinlikle beklediğim performansı benimle buluşturdu arkadaşlar. Performans açısından bulunduğu seviyenin hakkını veren bir akıllı telefon olduğunu düşünüyorum Vivo V30'un gerçekten. Her zaman sizlere söylediğim gibi bir akıllı telefonu satın alırken cihazın bizlere sunabileceklerini ya da sunduklarını göz önüne almakta fayda var. Vivo V30 bunları fazlasıyla karşılayan bir akıllı telefon olmuş diyebilirim sizlere. Yani gün sonunda performans olarak baktığım zaman sizlerin ihtiyacını karşılayabilecek bir akıllı telefon, beklentilerini karşılayabilecek bir akıllı telefon olduğunu gönül rahatlığıyla ifade etmek mümkün ki Vivo burada kaliteye çok önem veren bir marka olduğunu bu cihazda da bizlere zaten göstermiş durumda sevgili arkadaşlar. Gelelim kameraya. Bu akıllı telefon kamera anlamında özel yeniliklerle geliyor. Bir kere OIS desteği var kamerasında. Ultra geniş açılı kamerasında farklı özellikler var. Hepsine hızlıca değineceğim. Ana kamerada 50 megapiksellik bir büyük sensöre sahip kamera görev yapıyor. Bu kamera f1.9 diyafram aralığına sahip OIS testiyle gelen bir kamera. Başarılı sonuçları bizlerle buluşturduğunu düşünüyorum. Zaten sonuçları görüyorsunuz. 50 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ise 119 derecelik bir açıya sahip ve görevini başarılı
başarıyla yerine getirmeyi başarıyor. Bu kamerada da otomatik odaklama gibi özellikler bulunuyor. Ultra geniş açılı kamerada. Bunu da atlamadan söyleyeyim sizlere. 2 megapiksel çözünürlüğündeki derinlik algılayıcı kameramız ise portre fotoğraflarda daha etkili bokeh sonuçları alabilmeniz için görevini yerine getirmeye çalışıyor. Sevgili arkadaşlar, fotoğraf kalitesi olarak baktığım zaman bu akıllı telefon genel anlamda başarılı olmuş. Işık azaldığında da bu tatminkarlığı devam ettirmek için elinden geleni yapıyor Vivo V30. Fotoğraf değerlendirmesi olarak bu segment için yeterli bir fotoğraf kalitesine sahip olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Video tarafında 4K 30fps videolar çekebiliyor Vivo V30. OIS desteğiyle titreşimleri azaltmak için de yine elinden geleni yapıyor gerçekten. Başarılı sonuçları bizlerle buluşturduğunu ben de gördüm. Video tarafından sonra ön kamera değinmezsek olmaz. Vivo V30'un ön kamerasını gerçekten şu açıdan çok beğendim arkadaşlar. Geniş açılı çekimler yapabiliyorsunuz. Bir, ikincisi 50 megapiksellik bir kameraya sahip. Bu 50 megapiksellik kamera f2.0 diyafram aralığıyla geliyor ama buradaki en önemli detay otomatik odaklama ve geniş grup selfie'leri için daha geniş açıyla fotoğraflar çekebiliyor olmanızı sağlaması. Bu da tabii ki ön kamera yerine arka kamerayı çevirip de kendinizi görmeden çekmeye çalışma telaşını ya da isteğini ortadan kaldırmayı başarıyor arkadaşlar. Bu bizim için önemlidir diye düşünüyorum. Pil olarak bu akıllı telefonla 5000 mAh'lik bir pil tercih edilmiş. Şöyle söyleyeyim, 5000 mAh'lik bu telefon için yeterli durumda. Bir de artımız var. 80 watt'lık bir hızlı şarjımız bulunuyor ki kutudan da adaptör az önce gördüğünüz gibi çıkıyor arkadaşlar. Bu kutudan çıkan adaptör sayesinde telefonunuzu 45 dakikada tam doldurmanız mümkün oluyor 0'dan 100'e. Ama buradaki senaryo eğer telefon %50 doluysa şarjı, yani böyle sizin hazırlanma sürenizde sabah uyandığınız şarj etmeyi unutmuşsunuz, evden çıkana kadar bir şarj edeyim dediğiniz sürede bu telefon neredeyse tam dolu hale geliyor ve sizin bütün gününüzü götürebileceğiniz hale size yaşatmış oluyor. Yani bu bahsettiğim senaryoyla değerlendirecek olursak 15 dakikalık bir şarj ile tüm günü kurtarmanız da mümkün oluyor diyebilirim. Yaptığım testlerde sonuçlar bu şekilde oldu sevgili arkadaşlar. Gün sonunda Vivo V30 güncel piyasada 27.000 TL gibi bir fiyattan satışta arkadaşlar. Fiyatı tüketine göre baktığında bulunduğu bu seviyenin yeterliliklerini karşılayan rakipleriyle daha böyle eşit seviyede yarışabilen ve savaşabilen de diyebilirim. Çünkü bu fiyat seviyesi gerçekten yangın yeri, savaş yeri arkadaşlar. Bayağı karışık orada ortalık. Dolayısıyla bunları da göz önüne aldığım zaman yeterli seviyede diyebilirim ama tabii ki her zaman olduğu gibi son karar sizlere ait arkadaşlar. Sizlerin düşüncelerini bu noktada oldukça merak ediyorum. Lütfen bu telefon hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve tabii ki kanalıma da abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.